Selamun aleyküm Elmaslı Günler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videoda görmüş olduğunuz tacın yapımını size anlatmaya çalışacağım. Erkek çocuklarının da rahatlıkla kullanabileceği bir taç. Kurt kulağına benzetmeye çalıştım. İnşallah becerebilmişimdir. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Ve tacımızı yapmaya başlayabiliriz. Şimdi tığımızı elimize aldık. Benim tığım bakalım kaç numaraymış. Yabalı marka ama numarası üzerinde yazmıyor. Aslında siz elinize göre, ipinize göre bir tığ seçebilirsiniz. Şu elimdeki görmüş olduğunuz ip daha kalın ve tok bir ip. Bu daha yumuşak. Bununla sadece desen yapacağız. Ana gövdesini, kulakları bununla öreceğiz. Kulakların da dik durması için bu tür ip bizim için daha uygun. Biraz daha pamuk ve sert bir ip arkadaşlar bu ip. Daha önce yapmış olduğumuz bir taç vardı. Kurbağa gözü taçtı bu. Orada 8 tane sık iğneyle yapmıştık. Bunun etrafını dolandırmıştık. Ama şimdi bunu da 7 tane yapacağız. Çünkü neden? Buradaki ipimiz daha kalın. Buraya 7 tane yapıyoruz. Şimdi bir sihirli halkanın içine dolduruyorum şimdi. İki ve üç. 4 5 6 7. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize destek vermezseniz biz yeni bir video çekmeye cesaretlenemiyoruz. Yaptığımız emeğin karşılığını alamıyoruz. Lütfen desteğinizi bizlerden esirgemeyin. Şimdi ilk V işareti olan yere battım. Hiçbir artırma ya da eksiltme yapmadan her sık iğnenin üzerine batıp yeni bir sık iğne yapıyorum. Bakın şimdi bu şekilde dönerek tacımız bitene kadar örmeye devam ediyoruz. Hep sık iğne ve hiç artırma veya eksiltme yapmadan bu işlemi bitirelim. Bu şekilde tacımızın içine takalım. Şimdi burayı kapatalım. Kapatmak için karşılıklı şöyle alıyoruz buradan ve karşıdan. Bir tane de sık iğne yaparak sabitleyelim. İpimizi keselim. Şimdi kulaklarımızı yapmaya başlayabiliriz. Sihirli halkama 6 tane sık iğne yapıyorum. Tabii bu ilk yaptığımı saymıyorum arkadaşlar. Halkamın ucunu çekiyorum. Topladım. Şu değil arkadaşlar. Tek olan değil. Şu V şeklinde olan. Buraya iki tane batıyorum. İşarete gerek yok. Biz bunu parmaklarımızla elimizi ölçerek yapacağız. Bir patik tekniği daha var. O da iğne bu şekilde yapıyor patik.
saymıyoruz, ölçüyoruz. Şimdi bu ilk baştan artırmamızı yaptık. Buradan tekrar bir artırma yapıyoruz. Size bunun mantığını birazdan göstereceğim. Yok ilmek bağlayıp işaret koyayım. Yok işte sayayım. Hiç bu tür streslere girmeden inşallah kulağımızı yapacağız. Şuraya iki tane batalım arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki elmas neye göre batıyorsun oralara? Şimdi size anlatacağım. Bakın şimdi burayı ilk defa battık ya. Bu kulaklığı yaparken her defasında bunu bu şekilde ikiye katlayacağız. Her defasında katlayacağız. Ve nereye bakmamız gerektiğini öyle karar vereceğiz. Şimdi iki tane buraya battık. Devam ediyorum. İp sert. Ben de biraz daha küçük bir tığ alıyorum elime. Çünkü elim normalde çok gevşek. Ve tabi bu sefer de ben zorlanıyorum. İpimin katları açılıyor. Eminim siz benden daha düzgün yaparsınız. Şimdi bu çift battığımız yer. Sıkıyorum. Ve buraya tam karşısına iki defa batıyorum. Artırmalarımız bu şekilde olacak. Şimdi ben size diğer kulaktan da göstereyim. Şimdi her defasında arkadaşlar bunu artırdığımız yerden şöyle sıkıp karşısını hizalayıp tam karşısına iki tane batıyoruz. Bu şekilde 13 sırayı tamamlıyoruz ve tekrar karşınıza geliyoruz. Toplamda 13 sıra geldim. Ve kaç skin olmuştu hatırlamıyorum. Bir sayalım. Zaten şimdi 13'ten sonra 14. sıraya sadece dümdüz hiç üretmeden dolanacağım. Ve 13. sıranın sonunda da burada üretme yapmadım arkadaşlar. Şimdi sayıyorum. Kaç tane olmuş bilmiyorum çünkü. Ama buraya işaret koymamız lazım. Bir saniye. Hemen diğerinin ipinin ucunu buraya takalım. Size de tam kesin bir sonuç söyleyebileyim. Kaç tane skinimiz var diye. Şöyle başladık. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 tam 30 tane şu anda sık iğnemiz var. Bu kulağı yapalı ben bayağı olmuştu. O yüzden şöyle üzerine koyup iyice dikkatli bir şekilde inceleyeyim. Evet, aynısı olmuş. Şimdi arkadaşlar buradan sayacağım. Ve burada 1, 2, 3, 4 tane kalana kadar yani aslında bakalım 11 tane falan olması lazım. Sayalım. Tekrar saymaya başlıyoruz. Artık kulağımızı küçültmeye, kapatmaya başlayacağız. Bu 2, 3, 4, size de sayı vermiş olalım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Şimdi şuraya yapsam. 1, 2, 3, 4 tane boşluk kalacak. 11.den sonra arkadaşlar. Şimdi 11 tane buraya sık iğne yaptık. Şöyle göstereyim. 11 tane sık iğne yaptık ya. Sonra boşta 4 tane sık iğne olacak. 5. sık iğneyi de battım. Tığımı şöyle ikisine birden geçirdim. Ve şimdi buraya bir tane sık iğne yapıyorum, ikisini kullanarak şöyle aldım. Sonra bu şekilde döndürdüm. Ve sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Burada iki tane sık iğne kalana kadar geldim. İki tane sık iğne kalmıştı ya. İki tane sık iğne yuvası var. Öndekine battım. Ve tığımı direkt arkaya çıkarttım. Zaten otomatikman burada hem arkadan hem önden birer tane sık iğne bırakıyor. Hemen oraya yine sık iğnemi yapıp bu şekilde çeviriyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Bakın yine iki tane sık iğne kaldı. Şöyle yaklaştırayım. Şimdi buradan tığımı sokuyorum. Ve karşıya geçiyorum. Sık iğnemi yaptım ve döndüm. Bu şekilde arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şurada 5-6 tane sık iğne kalana kadar devam ediyorum. Şimdi en sona geldim. Gördüğünüz gibi burada yine iki tane sık iğnem var. Buradan battım ve karşıdan çıktım. Sık iğnemi yaptım. Buraya da sadece birkaç tane sık iğne yapacağım. Bakın ne yapmışım? Dönmüşüm. Küçüldükçe artık biraz daha örmesi zorlaştı. Tamamdır. Burada ipimizi kesiyoruz. Şimdi arkadaşlar geldi kulağımızın işlemesine. Şöyle düşünün. Bu kulağın bu tarafını işlediysek bu kulağın bu tarafını işleyeceğiz. Çünkü böyle durması gerekiyor. İkisinin aynı yönünü işlersek hata yapmış oluruz. Büyük bir iğne aldım. İğneme uzunca bir de ip taktım. Beyaz ip. Şimdi bu tüy gibi görünmesini istediğim şeyleri buraya işlemeye başlayacağım. Şimdi daha önce işlediğime uygun olması için şuradan başlıyorum. Siz de bunu yine zevkinize göre işlersiniz. Buraya da kocaman bir düğüm yaptım. Bakın şöyle kocaman bir düğüm yaptım ki ilerleyen zamanlarda çıkmasın. Ve şimdi burayı işlemeye başlayacağım. Elimden geldiğince daha öncekine uygun bir şekilde işlemeye çalışacağım. Şu şekilde yaptım arkadaşlar. Aşağıya doğru çıktığım zaman çok ip dolacaktı arkaya. Bu yüzden bazen aşağıya doğru yaptım.
İşte bazen şöyle yaptım, bakın. Bazılarını böyle yaptım. Sonra buradan aşağı indim. Şöyle. Bu şekilde tüy formunu vermek için bayağı bir çaba sarf ettim. Şimdi bunları yapayım ben. Önce böyle geniş geniş yapıp biraz şöyle belli edip sonra da aralarını doldurabiliriz. Hem erkek çocuklarının hem kız çocuklarının takabileceği bir şey oldu. Siz de bu tür şeylerle çocuklarınızı sevindirebilirsiniz. Artık bundan sonrasında gelişi güzel araları dolduracağım. Gördüğünüz gibi çok fazla benzetemesem de yine de benzettim. İçeriden düğüm yaptım ve aralardan yerlerden geçirerek de ipliğimi buradan çıkarttım. Şimdi bunu gergin bir şekilde kesiyorum. Çünkü iplik içeride kalsın istiyoruz. Şimdi sıra geldi bunu tacımıza yapıştırmaya. Silikon tabancamı ısıtıp hemen geliyorum. Gördüğünüz gibi artık kulaklar bitti. Tabancam da ısındı. Şimdi arkadaşlar bunların önce yerlerini belirleyip toplu iğnelerle tutturdum. Şöyle tabancamı alayım. Bu arada ipin markasını buldum. Onu da size göstereyim. İp şöyle. Amigurumi ipiymiş. %85 pamuklu ve %15 polyester içerikli bir ipmiş. Önce burayı tutturalım. Şimdi aynı şekilde bu kulağında size göstereyim, şöyle yapalım. Üstler yapıştı, artık bu toplu iğneleri çıkartabiliriz. Bu arada tekrar ediyorum arkadaşlar, lütfen Elmaslı Günler'e abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açın ve beğeni butonuna da basarsanız beni memnun etmiş olursunuz. Silikon tabancamın şu anda kablosu yetmiyor. Şöyle yapalım. Böylelikle bu videonun da sonuna geldik. Elmaslı Günler'de bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Sevdiklerinize kalın inşallah.